Öncelikle herkese iyi akşamlar. Değerli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Coşku, istek ve mücadele anlamında çok değerli bir galibiyet aldık. Grupta namağlup ilerliyoruz. Bugün de iyi bir mücadele ettik. Taraftarımızla birlikte gerçekten sahada inanılmaz bir ambiyans yarattık. Coşku, istek üst düzeydeydi. Son dakikaya kadar da istedik maçı ve kazanmayı bildik. Bugün bu maçı unutacağız artık. Yani önümüzde bir Karagümrük maçı var. Karagümrük maçına konsantre olmamız gerekiyor. Bir teşekkür de taraftarımıza etmek istiyorum. Gerçekten onlarla birlikte inanılmaz bir seviyeye çıkıyoruz kendi sahamızda. Onlara da teşekkür ederim. İnanılmaz bir ambiyans yaratıyorlar. Onların önünde oynamak da benim için de ayrı bir gurur. Herkese de teşekkür ederim. Takım arkadaşlarımın da ayağına yürüne sağlık. Yani bu seviyede kalmak tabii ki de ben de çok istiyorum. Ama futbolu tabii ki de kötü günüm de olacak. Ama ben her zaman çalışmaya devam edeceğim. Bu seviyede kalmak için her şeyimi vereceğim. Son dakikaya kadar oynadığım zaman son dakikaya kadar da mücadelemi verip sahada Fenerbahçe formasına layık bir mücadele etmeye çalışacağım. Ama bugün evet iyi oynadım düşünüyorum ben de. Ama diğer takım arkadaşlarımla yani es geçemem. Herkes çok iyiydi. Crespo, Rossi, Batshuayi. Yani ama dediğim gibi daha önce taraftarımızın önünde oynamak ayrı bir ambiyans yaratıyor. Yani onlara da teşekkür ederim. Takım arkadaşım dediğim gibi ayak bunu yürütmeni sağ olun. 6 numara pozisyonu tamamıyla benimsedim mi? Benimsedim dersem yalan olur açıkçası ama öğrenmeye çalışıyorum ve öğrenmek istiyorum. Ama oynadığım mevki gerçekten zor bir mevki. Yani aslında ileriye ilk topu başlatan ilk oyuncu 6 numara. Yani savunmayı başlatan da hücumu başlatan da ilk oyuncu. Yani ama hocamızın bende gerçekten emeği büyük. Yani onunla birlikte her şeyi öğreniyorum. Bu savunmayı, hücumu, toplu oyunu, topsuz oyunu. Yani alışmaya çalışıyorum. Alışmaya da başladığım sayılır aslında. Yani emin konuşursam yalan olur aslında. Ama tabii ki de biz çıkmak için son dakika kadar, son güne kadar, son o son maça kadar mücadelemizi vereceğiz. En büyük isteğimiz ülke puanını en üst seviyelere çıkartmak. Fenerbahçe olarak. Biz bunun uğraşındayız aslında. Zor bir deplasmana gideceğiz UEFA'da Larnaka'ya. Larnaka'da bugün onları da tebrik ederim. Gerçekten iyi mücadele ettiğini düşünüyorum onlarla. Onlara da yakışan bir oynadığını sergiledim. Ama tabii kendi sahamızda puan vermek biraz yanlış olur bize. Biz Fenerbahçe'ye layık mücadele etmeye çalışıyoruz. Orada da, burada da, yani Kiev deplasmanında da, buradaki Ren maçında da, ligde de her şeyimizi veriyoruz son dakikaya kadar. Tüm takım arkadaşlarım ve ben. Σήμερα είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το είπαμε και χθες, γιατί είχαμε απέναντι μας μια πολύ καλή ποιοτική ομάδα με ικανούς προσθεστές και ένα πολύ ικανό προπονητή και έμπειρο. Δεν έχω να πω τίποτα για τους παίχτες μου, γιατί ήταν ανταγωνιστικοί, τα έδωσαν όλα. Δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά μέσα στο γήπεδο. Ήμασταν για 80 λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, είχαν και αυτοί όμως τις ευκαιρίες τους προηγουμένως. Για μας ήταν σημαντική στιγμή το τέτ με τον ΙΜΑΤ για να μπορέσουμε να ισοφαρίζουμε και πολύ πιθανόν να είχε άλλη εξέλιξη το παιχνίδι. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, δεν έχω κάτι να πω για τους ποδοσφαιριστές μου. Έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια, είχαν ένταση στο παιχνίδι τους, πάρα πολύ ενέργεια. Ξέραμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με αυτή την ατμόσφαιρα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε την επόμενη εβδομάδα, να πάρουμε την νίκη. Από εκεί πέρα εμείς συγκεντρωνόμαστε στο παιχνίδι προαθλήματος με τον Άρη και ακολούθως στο παιχνίδι που για την επόμενη αγωνιστική με την Φένερ στην Λάρνακα. Çok güzel bir oyun oynadığımızı söylemek istiyorum. Çok kaliteli bir rakiple oynadık. Rakip takımın antrenörü de tecrübesini de konuşturdu. Sporcularıma hiçbir şey söyleyemem. Her şeylerini verdiler. Bunu gözlerimle gördüm. 80 dakika en azından oyundan düşmediler. Bizim için en önemli maçın kırılma anı karşı kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyondu. Onu değerlendirebilseydik belki daha bir değişik konumda olabilirdik. Fakat eninde sonunda futbol bu. Her şey olabiliyor. Oyuncuların her şeyini verdi sahada. Bunu gözlemledim. Önümüzdeki hafta belki biraz daha değişik bir atmosferle karşı karşıya olacağımızı ümit ediyorum. Önümüzde kendi ligimizde bir Aris maçı var. Ona
odaklanıyoruz. Her şey için teşekkür ediyorum. This is questions. Δύο ερωτήσεις. Η μία είναι αν τον αφήνει ικανοποιημένο εξοπλίσει του Ράφα Ρόπες στην κορυφή της επίθεσης στο παιχνίδι και γενικότερα μέχρι στιγμής στο τι βλέπει από τον Ράφα Ρόπες στην κορυφή της επίθεσης και όχι σε κάποια άλλη θέση. Και δεύτερη, αν βλέποντας το παιχνίδι εμείς περιμέναμε κάποιες κινήσεις νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, είτε ακόμα και στο ξεκίνημα, ίσως να καθυστέρησε λίγο να κάνει κάποιες κινήσεις για να αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. First of all, if you are satisfied with Rafa Lopez playing in front as a striker, not in other position, in front, today and generally with Rafa. And secondly, as they saw the game, maybe they expect to make changes, substitutions, a little bit earlier, if you agree with that. Earlier, with the beginning of the second half. Soruyu şöyle sordu. İki tane sorun var dedi antrenörüme. Bir tanesi hücumun en önünde Rapa Ropes'le başlamaktan memnun musun? Randımanından randıman aldığına inanıyor musun antrenör olarak? İki, değişikliklerde biraz geç kaldığınızı söyleyebilirim. Bu konuda ne dersiniz? First question. Today is very difficult for the forward. Rafa, Victor, Ivan, if Ivan play in this position. But I chose Rafa because I want to take the ball, if it's possible, and attack the space. And the player for attack the space, looking for the back of the defensive line of the opponent. The best is Rafa, for today I think is Rafa, but we don't have these chances for run, only wingers, Imad, but we don't have these options, and it's difficult this game for Rafa, for any forward, because the ball arrived difficult for him. And the second question, I always made my substitutions when I think is the best for the team. Sometimes earlier, sometimes later, when you win or when you do well the things, was today, pues, I don't know if it's earlier or later, I don't know. Για το Ράφα που έπαιξε σήμερα στην κορυφή της επίθεσης, ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Το ίδιο και για τον Βίκτορ, το ίδιο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι και για τον Τρίσκο, εάν έπαιζε σε αυτή τη θέση. Επέλεξα τον Ράφα γιατί ήθελα να παίξουμε έχοντας την μπάλα και να βρούμε τους καινούς χώρους στην αντεπίθεση, να παίξουμε στην πλάτη της άμυνας του αντιπάλου. Δεν μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, δεν μας βγήκε αυτό στο παιχνίδι. Αυτό είναι αλήθεια, με εξαίρεση κάποιες προσπάθειες από τα πλάγια και όχι από την κορυφή της επίθεσης, από το Νιμάτ κυρίως. Από εκεί πέρα ήταν, επαναλαμβάνω, δύσκολο για οποιοδήποτε ποσοστή, γιατί δύσκολα πήγαινε η μπάλα μπροστά. Για τις αλλαγές, εγώ κάνω τις αλλαγές. Ανάλογα με το τι πιστεύω ότι είναι καλύτερο για την ομάδα, ξέρω αν έπρεπε να γίνουν νωρίτερα ή αργότερα. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε οτιδήποτε για τις αλλαγές. Αλλά πάντα επιλέγω τις αλλαγές ανάλογα με το τι θέλω το καλύτερο για την ομάδα. Birinci soruya, Forvet'te 3 tane futbolcu oynatma şansım vardı. Biri Rafa'ydı, öbürü Victor'du, diğeri Ivan'dı. Çok zor bir oyun olacağını biliyorduk. Onun için Rafa'yı tercih ettim. Karşı defansın boşluklarını daha iyi değerlendirebileceğine inandığım için Rafa'yı soktum. Fakat topu ön kısma istediğimiz gibi iletemedik. Defansa hiçbir boşluk vermedi. Onun için yapacak bir şey yok. Thanks.
Thank you. Thank you. Boa noite a todos. Era importante hoje ganharmos. É sempre importante ganhar. Mas ganhando hoje fazíamos 7 pontos e, portanto, estamos perto, não é? Podemos passar esta fase de grupos. Fizemos um bom jogo, novamente, ganhámos 2-0. Uma equipa muito segura a defender. Como eu disse, fizemos 2 gols, podíamos ter feito 4 ou 5. Criámos muitas oportunidades de gol. Isso também é um bom sinal. A equipa está muito confiante. Faz as coisas quase sempre bem durante a maior parte do tempo do jogo. E parabéns para os jogadores, porque têm tido um comportamento espetacular, têm criado uma ideia de equipa com bola e sem bola muito forte, e esperamos que possamos caminhar cada vez mais e melhor para poder atingir os nossos objetivos, tanto do campeonato turco como também na Liga Europa. Herkese iyi akşamlar. Bugün kazanmak bizim için önemliydi. Tabii ki her maçı kazanmak önemli ama bugünkü maçı kazanmak bizi gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştıracaktı. İyi bir maç çıkarttık. 2-0 kazandık. Savunmada da güvenli bir oyun sergiledik. Bugün 2 gol attık ama 4-5 de olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Bu da takımım için iyi bir sinyal, iyi bir gösterge. Takımım şu anda çok özgüvenli. Sahada neredeyse maçın tamamında her şeyi en iyi şekilde sergiliyor oyuncularım. Onları tebrik ediyorum. Bir kez daha harika bir performans sergilediler. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Her sefer, her defasında daha iyi olmayı umuyoruz. Hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa Ligi'ndeki hedeflerimize ulaşabilmek için. Süleyman Bey. Süleyman Arat, Hürriyet. 4 günde 2 tane çok önemli maç oynadı Fenerbahçe. İkisinden de sanıyorum istediği skorları aldı Sayın Jesus. Birinde üçlü defans, öbüründe dörtlü defans oynadı ve 6 oyuncu rotasyonu uyguladı. Bunu biraz açabilir mi acaba bizlere? Teşekkür ederim. Então vocês jogaram 2 jogos muito importantes em 4 dias, em pouco tempo. Eu acho que os 2 jogos foram como você quis. E no jogo anterior vocês jogaram com linha de 3 na zaga e hoje vocês jogaram com linha de 4 na zaga e você fez rotatividade com 6 jogadores. O que você queria dizer sobre isso em geral? Já falámos algumas vezes sobre isso. Eu não joguei com linha de 3 contra o Benfica, joguei com uma linha de 4, como joguei hoje, de uma maneira diferente. É verdade que é uma variante e parece que é com uma linha de 3, mas não é. É verdade que uma equipa com bola, ela se posiciona com 3 jogadores, mas a equipa sem bola posiciona-se com uma linha de 4. Foi no jogo com o Benzitas e foi no jogo de hoje. Cada vez mais os jogadores estão a assimilar, estão a conhecer melhor as nossas ideias defensivas e ofensivas. E é isso. É o trabalho, é a confiança que faz crescer a equipa. E ela está no bom caminho. Não ganhamos nada. Temos ganho jogos só. Os objetivos ainda estão muito longe para se poder atingir. Agora estou satisfeito com o desempenho da equipa, com o prazer da equipa querer jogar com qualidade e poder satisfazer os seus adeptos. Eles saem daqui do estádio de Fenerbahçe satisfeitos e felizes com aquilo que os nossos jogadores fazem. E é para isso que trabalhamos. Bu konuyu daha önce birkaç kere konuşmuştuk. Aslında biz Beşiktaş maçında da savunmada üçlü değil, dörtlü oynamıştık tıpkı bugünkü gibi. Ama tabii ki maç içinde değişkenlikler olabiliyor.
Top bizde olduğu zaman arkada 3 oyuncumuz oluyor. Dolayısıyla aslında üçlü savunmayla oynuyormuşuz gibi gözüküyor. Ama top bizde değilken savunmayı dörtlüyoruz. Beşiktaş maçında da, bugünkü maçta da bu şekilde oldu. Oyuncularım her geçen gün, her maç daha da iyi anlıyorlar yapmak istediklerimizi. Daha da iyi uyguluyorlar. Çalışıyoruz. Özgüvenli bir şekilde oyuncularım çalışıyorlar. Ve her geçen gün kendilerini bu anlamda daha da geliştiriyorlar. İyi bir yoldayız ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Hala önümüzde uzun bir yol var hedeflerimize ulaşabilmemiz için. Ama takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Onların kaliteli bir oyun sergilerken aldıkları keyfi ve taraftarlara vermiş olduğu keyfi görmekten dolayı mutluyum. Taraftarlarımız stattan çıkarken mutlu ve memnun ayrılıyorlar. Biz de sadece bunun için çalışıyoruz. Ömer Bey. Ömer Çelik, başlayan Şipakspor. Öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ederim. Benim bu sorum aslında bugün oynamayan bir oyuncu ile ilgili olacak. Fenerbahçe'de hocam Miraz Ağaç'ın performansını mı yeterli buldum yoksa başka bir problem mi var? Teşekkür ederim. Parabéns pela vitória. Eu queria fazer uma pergunta sobre um jogador que não jogou hoje, Miha. E você não está satisfeito com o desempenho dele ou tem um outro problema? Você pode nos explicar a situação dele? Não. Miha tem... não tenho problema nenhum com Miha do ponto de vista profissional. São opções minhas. Vocês só veem os jogadores a jogar e não veem os jogadores a treinar. E eu tenho uma frase minha que minha, já disse várias vezes ao longo da minha carreira, que digo aos jogadores esta frase: treina como queres, que eu direito que jogas como eu quero. Quero o que quero dizer com isso. Para mim os treinos são fundamentais para as minhas decisões para os jogos. E como tenho tido Arão, Ismael e Crespo, e tenho feito a rotatividade nas duas posições, jogar com três e variando, apesar de agora termos fora o Merti, por lesão, porque lesionou-se no jogo com o Benzitas, como o Arão teve hoje fora, porque também lesionou-se no jogo do Benzitas. Hoje achei, poderia pôr o Mia a jogar, mas quis pôr o Arda, quis colocar o Arda no jogo. O Arda é um jovem com 17 anos, tem muito que crescer, portanto eu tenho que saber criar com ele os passos dele, não é? Os nossos adeptos estão sempre ansiosos e bem para o Arda entrar no jogo, mas eu sei qual vai ser os momentos que ele possa jogar mais. E foi por causa disso que não tomei a opção pelo Mia, porque na minha ideia até tinha a ideia de tirar o Crespo, descansar o Crespo para poder entrar o Mia. Mas optei pelo Arda. Mas em relação ao resto, não tem nada, não há nada entre mim, do ponto de vista de profissional, do Mia com o treinador. São opções, e as opções o treinador tem que as ter. Há outros jogadores, pior que o Mia está o Bruma, que foi o que eu trouxe para o... Eu é que o convidei para vir para o Fenerbahçe e nem está escrito na Liga Europa. Porquê? Porque eu tenho que tomar opções e quem decide sou eu. Miha'nın profesyonel anlamda hiçbir problemi yok. Tercihler, benim tercihlerim. O idmanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sizler sadece oyuncuları maçta görüyorsunuz ama hafta boyunca idmanlarda ben onların performansını görüyorum. Ve benim de kariyerim boyunca oyunculara hep dediğim bir şey vardır. Aynı maçtaki gibi antrenmanlarınızda çalışın. Aynı maçtaki gibi antrenmanlarınızı gerçekleştirin. Antrenmanlar benim seçimlerimde çok önemli. Oyuncuların antrenmanlarda göstermiş olduğu performans. O bölgede daha çok Arao, İsmail ve Crespo'yu üçlü olarak değiştirerek oynattık. Aynı zamanda Mert de var ki şu anda kendisi sakat. Beşiktaş maçında sakatlandı. Arao da var. O da Beşiktaş maçında sakatlandı. Aslında bugün Miha oynayabilirdi. Kafamda onu oyuna sokmak vardı. Fakat daha sonra Arda'yı oyuna alma kararı verdim.
Arda da 17 yaşında. Taraftarlar da onun oynamasını, oynarken görmesini istiyorlar. Onun oynadığı zamanlarda heyecanlanıyorlar. Tabii ki onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir. Bugün maç içinde Crespo'yu dinlendirmek için çıkartmak istedim. Fakat o sırada Arda'yı oyuna sokmaya karar verdim. Ama geri kalanıyla ilgili hiçbir problem yok. Profesyonel anlamda benimle yaşadığı hiçbir problem yok. Sadece antrenör olarak bazen seçimler yapmamız gerekiyor. Ki daha kötü durumda olan oyuncular da var. Mesela Buruma. Buruma'yı ben buraya çağırdım. Ben buraya istedim. Ama Avrupa Ligi kadrosuna yazamadık. Çünkü bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Bu kararları veren de benim. Süha Bey. Süha Gürendol Ajansı. Tebrik ediyorum. Rakip takım teknik direktörü Sayın Jesus için tecrübesini konuşturdu şeklinde bir açıklama yaptı maçı değerlendirirken. Bir meslektaşından aldığı bir övgü için neler söylemek ister? Bir de Arao ve Mert Hakan durumunu soracaktım. Hocamız gerçi biraz açıkladı ama durumları nedir? Arao'nun özellikle sakatlığı ciddi mi? Yani biz sakat olduğunu bilmiyorduk ama biraz açabilir misiniz? Teşekkür ederim. Então, parabéns pela vitória. O técnico do adversário depois do jogo disse que você mostrou a sua experiência. O que você queria dizer sobre boas palavras dele sobre você? E segunda pergunta, você pode explicar um pouco mais sobre a situação do Mert e Arao? Porque a gente não sabia sobre a lesão do Arao. Você pode nos dar mais informações sobre as lesões deles? O que o treinador disse? O que você mostrou a sua experiência, que você tem muita experiência. Não sei como é que... Se eu traduzir a palavra experiência para o significado de português, muita experiência quer dizer conhecimento. Eu não sei o que é que quis dizer com isso, se é o mesmo, a mesma coisa que a gente, quando fala em experiência, fala em conhecimento. Também tenho, como é, tenho muitos anos, não é? De Liga Europa, portanto, é natural que seja um treinador com muito conhecimento na Liga Europa. Já estive em duas finais da Liga Europa. E, portanto, fico satisfeito pelo aquilo que o treinador do Lanarca disse. É um colega de profissão. Quanto aos dois jogadores, o Mert, ele... no jogo, numa jogada com o Jetson, senti um problema no joelho, mas como estava quente, não continuou a jogar. E depois, no fim do jogo, ficou. Portanto, tem ali um problema que o departamento médico do Fenerbahçe está ainda a ter uma ideia clara da gravidade da lesão, mas segundo o departamento médico é uma lesão para no mínimo 3 a 4 semanas. E o Arão também, porque alguma fadiga muscular, como disse aqui um vosso colega há bocadinho, o Fenerbahçe está a jogar de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. Hoje é quinta-feira, domingo já está a fazer outro jogo. E isso deixa sequelas físicas em alguns jogadores, deixa marcas. E por isso é que também eu faço alguma rotatividade dos jogadores, exatamente para não os expor ao limite da lesão. Mas não conseguimos controlar tudo. E portanto, neste momento... o Mert e o Arão vão estar algum tempo de fora. Rakip meslektaşımın söylediklerinden dolayı memnuniyet duyuyorum. Avrupa Ligi'nde çok fazla tecrübem var. Bu turnuvada iki defa final oynadım. Dolayısıyla normal bu turnuvada çok fazla tecrübe edinmiş olmam. Ama belirtmiş olduğum gibi meslektaşımın güzel sözlerinden dolayı memnun oluyorum. Mert Beşiktaş maçında Getson'la girdiği bir pozisyonda dizinde bir problem yaşadı. Maçın sıcağı sıcağına çok fazla hissedemedi. Fakat maç bittikten sonra ağrısı devam etti. Maç sonu sağlık ekibimiz onun sakatlığına baktığında minimum 3-4 haftalık bir sakatlık olduğuna dair teşhis koydu.
Arao'da kas yorgunluğu var. O da demin de meslektaşınızın belirtmiş olduğu gibi 4 günde 2 maç yaptık. Pazar günü yine bir maçımız var. Bu kadar yoğun bir takvimde olduğunuz zaman bu tarz şeyler normal. Aslında biz rotasyonu bu yüzden yapıyoruz ki oyuncular sakatlık limitine gelmesinler. Ama her şeyi de kontrol edemiyorsunuz. Bu yüzden Mert ve Arao bir süre takımlı olamayacaklar. Buyurun. Eren Tutal bir gün. Sezon başında hocanın bir açıklaması vardı grubun favorisi Dinamo Kiev ve Ren diye. Aradan geçen sürede Fenerbahçe oyununu inanılmaz bir şekilde geliştirdi. Ve oynadığı 3 maçta da grupta rakiplerini neredeyse domine etti diyebiliriz. Fikirleri değişti mi hocanın bu konuda, onu merak ediyorum. Teşekkürler. Então, antes você tinha dito que Ren e Kiev são os favoritos desse grupo, mas depois disso a equipa do Fenerbahçe melhorou muito. Vocês jogaram 3 jogos nesse grupo e vocês dominaram todos esses 3 jogos. E agora a sua ideia mudou ou você continua pensando a mesma coisa? A minha ideia mudou em função da pontuação atual, ou seja, com a derrota hoje do Dinamo Kiev para o Rennes, Dinamo Kiev tem 0 pontos, não é? 0 pontos, tem 0 pontos, portanto está fora, não é? Neste momento o apuramento está para o Rennes, para o Fenerbahçe e... Esta equipa do Lanarca ainda tem uma chance, tem 3 pontos. Portanto, tem menos 4 que o Rennes e que o Fenerbahçe, mas tem uma chance. Domingo vamos ter um jogo muito difícil em Chipre. É um ambiente muito complicado, mas estamos preparados para isso. E depois temos logo outro jogo passado 3 dias. Esta sequência de jogos está a deixar alguns jogadores alucinados, não é? Espero bem não perder muitos mais jogadores nestes 2 jogos que temos agora seguidos, um quinta-feira e outro, um domingo e outro quinta-feira. Mas se tu queres trabalhar e queres estar numa grande equipa, já disse isto mais que uma vez. As grandes equipas são aquelas que disputam Champions e a Liga Europa e os campeonatos onde estão inseridos. As que jogam de semana a semana são equipas que não têm um passado histórico, pelo menos atual, para poder estar em todas as competições. E eu, como treinador, quero estar em todas as competições, porque é com esses objetivos que nós fazemos a diferença de conquista de títulos. Mas o sucesso, muitas das vezes, também tens que o pagar. E pagas como? Muitas das vezes com lesões. Nestes jogos de Liga Europa e de Champions. Nós estamos na Liga Europa, se estivéssemos na Champions, era igual. Apesar de termos sempre mais um dia, não é? Porque a Liga Europa é muito complicada. Jogas à quinta e jogas ao domingo e podes jogar à segunda-feira, mas raramente, não é? Isso é o preço do sucesso. Güncel puan durumuna baktığım zaman tabii ki fikrim değişti. Dinamo Kiev bugün Ren'e karşı kaybetti ve şu anda 0 puanları var. Dolayısıyla Dinamo Kiev dışarıda kaldı. Ama yarış hala Ren, Fenerbahçe ve hatta Larnaca arasında devam ediyor ki onların da, Larnaca'nın da hala şansı var. Onların 3 puanı var. Şu anda 4 puan gerideler. Ama Kıbrıs'ta zor bir maça çıkacağız. Zor bir atmosferde oynayacağız. Ama biz buna hazırız. Sonra 3 gün sonra yine bir lig maçına çıkacağız. Umarım bu yoğun tempoda başka sakatlık yaşamayız. Ama siz başarılı olmak istiyorsanız, büyük takım olmak istiyorsanız buna alışmanız gerekiyor. Çünkü daha önce de söylemiştim. Büyük takımlar hem Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde ve kendi yerel liglerinde yarışırlar. Dolayısıyla ben hoca olarak bunu istiyorum. Hedeflerimiz var. Başarının bazı sonuçları olabiliyor tabii ki. Çoğu zaman bunu sakatlıkla ödüyorsunuz.
Avrupa Ligi'nde de olsanız, Şampiyonlar Ligi'nde de olsanız aynı durum geçerli. Ama Şampiyonlar Ligi birazcık daha farklı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman toparlanmak için bir gün daha ekstra gününüz oluyor. Ama Avrupa Ligi'nde durum biraz daha karmaşık. Çünkü Perşembe oynadıktan sonra Pazar günü tekrar oynuyorsunuz. Nadiren Pazartesi günü oynuyorsunuz ligde. Başarının karşılığı da, başarının bedeli de bu. Son soru Emin Bey. Emin Uluç, Türkiye. Takımın çok ciddi bir gol ortalaması var hem ligde hem Avrupa'da. Yalnız pozisyon zenginliğine rağmen bitiricilik konusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ben. En azından bugünkü maçta da bunu gördük. Bu konuda ekstra bir çalışma planlıyor mu? Son vuruş konusunda oyuncularla ilgili tasarrufu ne olacak? Então, a sua equipa tem médio de gol muito alto, mas mesmo assim eu acho que a equipa tem problemas de finalização, porque hoje também a equipa criou muitas chances, mas não conseguiu marcar muitos golos. Vocês fazem um trabalho extra para resolver isso? O que, como vai resolver isso? A pergunta praticamente não tem resposta. Porquê? Acabou-me de fazer uma pergunta, mas acabou de dizer que a equipa tem muitos golos. Se tem muitos golos é porque ela tem qualidade ofensiva. E todas as equipas que têm muitas situações ofensivas, algumas falham. Aquelas que não têm tanta qualidade ofensiva e tantas oportunidades, essas não falham. Está a resposta dada. Aslında bu sorunun bir cevabı yok. Neden? Çünkü aslında sorunun içinde belirtmiş olduğunuz gibi takım çok fazla gol atıyor. Çok, bu da takımımızın ofansif anlamda çok kaliteli olduğunu gösteriyor. Bazı takımlar girdiği pozisyonları iyi değerlendiremez. Bazı takımlarda, kaliteli takımlarda bu pozisyonları değerlendirir. Bu yüzden de en çok gol atan takım olur. Sorunun cevabının bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.